Efendim merhabalar. Maşa Lovensborn'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah. Yakında bitecek bu seri galiba. Yorumlardan ve oyunun süresini anladığım kadarıyla yakında bitecek. Ne oldu? Sorun nedir? Seninle konuşmuyorum. Ben ne yaptım? Yani üzgünüm. Hep üzgünsün. Hep üzgünüm diye mi konuşmuyorsun benimle? Bir triplere girmişsin sen. Ne oluyor sana? Bu ne? Aa. Ben böyle miyim? Lan kız. Sana elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Senin beni soktuğun şeylere bak. Bu ne trip? Bu tripler ne yani? Böyle olmaz. Gidiyorum yemek alıyorum sana. Al ye. Nasıl mutlu edebilirim ki seni? Birazdan okula gitmem gerek. Kendine iyi bak. Ne diyeyim? Neyse, her zaman için kızımızın iyiliği. Ne olursa olsun kızımızın iyiliği. Lan oyuncağa da o kadar para verdik, elimizde bir şey kalmadı. Tüh. Eve hoş geldin. Hoş buldum. Yemek. Al yemek. Yemek. Duş. Yatış. Hadi bakalım. Geçit töreni yarın. Gitmiyoruz. Bence gitmemeliyiz. Evet. Gideceğiz. O kadar bayrak da aldım sana. Pardon, bayrak almadım. Allah kahretsin. Unuttum bayrak almayı. Direkt uyudu. Peki. Burada okunacak bir şeyler yok. Zamanımı o zaman şununla harcayayım. Kıyafetine dikelim. Bakalım. 17 Mayıs. Hayırdır? Nerede? Erkenden okula mı gitti? Kar Güzel. Erken çıktığım için üzgünüm. Bekleyemeyecek kadar heyecanlıydım. İnsanlar çok mutlu görünüyor. Ama Bay Berg'i hiçbir yerde göremiyorum. Bir dahaki sefere beni bekle. Ama böyle olmaz. Bir daha yapma, evet. Seni görebileceğim bir yer ne anlamı var ki, gitti zaten. Ne oldu? Zor kurdelem. Burada olmamın yasak olduğunu söylediler ve ayaklarıyla kurdelemi çiğnediler. Eve gitmek istiyorum. Madem geldik burada kalmalıyız. Ah tatlım, tamam, hemen hadi gidelim. Madem geldik burada kalmalıyız aslında. İyi peş. Karin, merhaba. Seni bulamadığım için çok üzgünüm. Diğer çocukların senin güzel kurdelerine ne yaptıklarını gördüm. Onlara sert bir konuşma. Bay Berg. Anayasa gününde böyle davranmamalılar. Ceza almalarını sağlayacağım. Lütfen yapmayın. Sinirlerini benden çıkaracaklar. Bunu düşüneceğim ama elbette başını belaya sokmak istemiyorum. Merhaba, siz Karin'in bebeğini olmalısınız. Sonunda sizinle şahsen tanışabilmek çok güzel. Harika bir çocuğunuz var. Karin'in sürekli bahsettiği öğretmen siz olmalısınız. Yaşına göre çok zeki. Ona yapılan muameleyi hak etmiyor ama merak etmeyin. O güvenli tutmak için elimden geleni yapıyorum. Çok teşekkürler. Böyle nazik bir çocuk yetiştirdiğine tüm ebeveynler bunu başaramaz ya da yeterince başaramayabilir. Geçiş törenine katılalım. Hadi bakayım. Ah güzel. Güzel, çok güzel. Aferin Bay Berg. Bay Berg ya. Adam. 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 Bütün o insanları gördün mü? Ve tüm o bayrakları. İyi vakit geçirmeye sevindim. Aynen, Bay Berg ile tanıştım. Bay Berg iyi adam. Yat bakalım. Evet, Bay Berg iyi bir adam. Diğer çocuklar benden nefret ediyor ama çocuklar aptaldır. Ama nasıl oluyor da bütün komşular benden nefret ediyor?
yetişkinlerin akıllı olması gerekiyor. Tabii. Tabii, çok beklersin. Bu ülke 20 yıldır. Neyse. Tamam, seni bırakmayacağım ya. Seni asla terk etmem. Tamam. Uyumadan önce tabii olur. Zamanım var. Günlüğe bakalım. Belgeleri inceledim. Artık bazı cevaplarımız olduğu için hem üzgünüm hem de rahatlamış hissediyorum. Büyüdüğünde bu belgelere bakmalısın. Şimdilik buraya kısa bir açıklama bırakıyorum. Öncelikle babanın tam adı Heinz Fleischer. Askere alındığında Dresden dışındaki küçük bir kasada da babasının fırında çalışıyordu. Ailesinin isimleri Willy ve Hannelore Fleischer. Ve o da senin şu hatırladığın Ommi. Düşünsene 1945 Almanya'ya gönderildi 1945'te. 1947'de Uluslararası Kızılaş Norveç Hükümeti bunların başta çocuklarının geri alması için baskı uyguladı. Büyük anne ve büyük babanın seni Norveç'e geri götürmek için Berlin'deki yetimhaneye olan Sonnenwiese'ye teslim etmeleri emredildi. Çok üzücü. Kızılaş'ta anneni aramaya başladılar. Lebensborn numara 4812. Kızılaş onu buldu. O da daha sonra gazeteye seni tekrar vermek istediğini belirten bir ilan verdi. Benim cevap verdiğim ilandı. Ama hayata bu şekilde başlamış olman daha da üzücü. Belgeler ayrıca senin 4812 numaralı bir Lebensborn çocuğu olduğunu gösteriyor. Savaş bittiğinde Lebensborn'un Gotthab adlı evinde yaşıyor. Alman hemşireler tarafından bakılıyormuşsun. Norveç hükümeti Lebensborn evlerini olabildiğince çabuk boşaltmak istedikleri için savaş bittikten sonra seni Almanya'daki büyük anne ve büyük babana göndermiş. Nazilerin genetik ideolojisi. Trajik bir şekilde tüm hayatın boyunca genlerin tarafından yargılandın. Önce Naziler, şimdi de Norveçliler. Lebensborn programı Adolf Hitler'in sağ kolu Heinrich Himmler tarafından 3. Reich olarak adlandırdıkları gelecekteki toplumlarını yönetecek daha fazla Ari çocuğu yaratmak için oluşturuldu. He. Doğru genlere sahip insanlar değerli kabul edilirken yanlış genlere sahip insanlar öldürülebilirdi. Bu Holokost soykırımını motive eden aynı bir ideoloji. İdealleri SS subaylarının 3 kuşakta Ari olarak kabul edilen kadınlardan çocuk sahibi olmasıydı. Ama Himmler evli subaylara sadakatsizlik yapmalarını söyleyemezdi. Lebensborn, Ari kadın ve Alman askerlerin çocukları için bir destek programı olarak sona erdi. Tüm Lebensborn çocuklarının yaklaşık yarısı Norveç'te doğdu. Çünkü Naziler birçok Norveç kadının iyi kanlı anneler olduğunu düşünüyorlardı. Ama kültürümüzün çok zayıf olduğunu düşündüler. Bu yüzden çocukları Alman hemşireler büyüttü. Gotthab. Anne savaş sırasında seni Gotthab Lebensborn evine bıraktı. Gotthab dışarıdan bakıldığında lüks görünüyordu ama içeride senin gibi çocuklar katı bir disiplin içinde yaşadılar. Senin için en iyi davranan çocuklara oynayabilirdi. Sadece en iyi şekilde davranan çocuk oyuncaklarla oynayabilirdi. Ayrıca ari görünümüne kavuşmayan çocukların evlerden kaybolabileceği endişesi de vardı. Ne de olsa ari geni yoktu. Bu sadece İskandinav görünümlü insanlara verdikleri bir isim. Aradıkları şey için ari çocukların, ari mi demeliyim bilmiyorum. Ari çocukların sarı saçlı ve mavi gözlü olması gerekiyordu. Lebensborn evlerinde yaklaşık 500 çocuk yaşıyordu. Savaştan sonra bazıları evlat edinildi veya ailelerine gönderildi. Norveç hükümeti bu çocukların bazılarını kurtulmak için Avustralya'ya göndermeye çalıştı. Büyük maliyetli nafakalardan korktuğu ve çocukları zihinsel engelli olabileceği için Almanya'da olduğu tespit edilen Norveç vatandaşlığına sahip yaklaşık 250 çocuktan biriydin. Yetiştiremedikleri 25 kişi zihinsel engelli olarak etkilendi ve akıl hastanelerine gönderildi. Birçok insan tüm Alman askerlerinin gerizekalı olduğunu ve onlarla birlikte olan tüm Norveç kadınların da bu nedenle gerizekalı olduğunu söyledi. Bu çocukların genleri nedeniyle güçsüz bireyler olarak doğduğunu düşünmelerine şaşmamalı. Bunun için bunun bir yalan olduğunu asla unutmamalısın. İroni şu ki bu Norveçliler genler hakkında Nazilerle aynı şekilde düşünüyorlar. Tek fark şimdi Alman genlerinin güçlü yerine zayıf olarak kabul edilmesi. Ama bu mantıkta bir o kadar yanlış ve insanlık dışı. Seni seven büyük anne ve büyük baban. Alman büyük annenle
ilgili anılarından yola çıkarak onun nazik biri olduğunu söyleyebilirim. Annesi gerçekten onu geri istiyorsa ona engel olamam diye yazması seni başka bir nedenle vermediğini gösteriyor. Norveç hükümetinin seni sevgi dolu bir yuvadan alıp sana bakamayan ve bakamayacak bir anneye göndermesi çok üzücü. Sıradan bir çocuk olabileceğin bir yerde büyüyebilirdin. Sana sahip olduğum için çok mutluyum. Ama burada sana bakamayacağımda endişeleniyorum. Geçen bahardan çok değişmiş gibisin. Neyse ki artık Alman büyükanne ve büyük baban hakkında bilgi sahibi olduğumuza ve seni sevdiklerine göre bize bir şekilde yardım etme şansları var. Mektubuna çabucak cevap vermelerini umalım. Evet, bayağı okuduk gerçekten. Bayağı şey öğrendik çocuğumuzla ilgili. Kendine güvenen %0. Ay. Bir hafta geçti. Günaydın. Ama paraya ihtiyacımız var. O ne olacak? Yemeğe ihtiyacımız var. Yani balık falan tutmamız lazım. Ya da... Haydi oyun oynayalım. Top oynayabiliriz. Bir şeyler çizebiliriz. Saklanmaç oynayabiliriz. Bir şeyler çizebiliriz. Hep aynı resmi çiziyorsun bu arada, fark ettim de. Farklı bir şeyler çizmek isteyebilirsin belki. Sana bir de yemek alayım ben. Pazar günü açık değil, çok iyi. Al. Gel, biraz da balık tutmamız lazım. Seni doyurmak için. Peki. Lütfen balık gelsin. Teşekkür ederim. Geç oluyor nehir canavarı. Evet. Dönelim. Uyuyalım. Uyu. Uyu. Ben yemek yapacağım. Artık çok geç Karin. İyi geceler. Sana yarın sabah yemek yapmam lazım. Yoksa okeydi yani, bana uyar. Neden olmasın? Ama sonra çocuğuna kötü bakıyor demesinler. Günaydın, bugün için hazırım. Ne güzel. Başka? Okey. Sana bir şuradan yemek alalım. Yemeği yedirelim. Ham ham. Ye. Yalan. Tamam. Duşa da girdin. Tamam. Hadi bakalım. Ek mesai yapmam lazım. Para. Evet. Bay Solheim ne? Sınıfta kimsenin konuşmasına izin vermiyor. Çok katıymış. Gürültüden nefret ediyor. Hepinizin çok sessiz olmasını istiyor. Ne de olsa sessiz bir çocuksun yani. Bu iyi. Evet. Ve yarın sınavımız var. Ona kadar zeki olduğumu göstereceğim ve o da beni sevecek. Aferin lan kızım. Ama yemek. Çalışırsın sonra. Çalışkan kızım benim. Çalışkan kızım. Hadi yat. Bay Solheim varken sınıfta kimse bana zorbalık yapmaya cesaret edemiyor ama teneffüsler hala eskisi gibi. Ama en azından sınıfta dikkatimi toplamam daha kolay oluyor. Tabii okurum sevdiğin hikayeyi. Okey. Dışarısı çok güzel, sınav için hazırım. Umarım iyi geçer. Çok çalıştın, iyi geçecektir ya. Aferin. Senin tekrar ulan sabah akşam banyo yaptırıyorum çocuğa. Ah, mektup. Onu okuyayım. Bölgeye gelen ziyaretçilerle artacak mesela büyük bir olur, ziyaretimiz büyük olurdu. Şehirde tüm çocukları sevindireceğine emin olabilirsiniz. İyi, güzel. Bana şans dile. İyi şanslar, elinden geleni yap. Bakalım sınavı nasıl geçecek. Genelde iyi geçer yani. Aksi bir şey olmadığı sürece iyi geçer. Bir ters
sıkıntı çıkmadığı sürece. Ne oldu? Evet, bir şey olmuş. Ne oldu? Sınav nasıl geçti? Sınav kolaydı ama bugün bu iyi bir şey değildi. Bay Solheim kopya çektiğimi sandı. Kopya çekmedim. Bir Alman çocuğunun bu kadar zeki olabileceğine inanmadı. Hatta elime cetvelle vurdu. Onu... Bu delilik ve bu inanılmaz derecede haksızlık. Eğer öğretmen bunun için beni dövecekse sıkı çalışmanın ne anlamı var? Belki de biraz evde kalmalısın. Evde kalamam. Herkes Bay Solheim'dan nefret ediyor. Ama okula gelmeye devam ediyorlar. Onun yüzünden evde kalan tek kişi ben olamam. Sana daha kötü davranıyor gibi ama. Herkese birçok isim takıyor ama beni kopya çektiğim için dövdü. Bu yüzden bir süre evde, seni bir süre evde tutmak istiyorum. Ben ders çalıştırayım falan istiyorum da. Silah saatine sadece bir neden zaman daha hızlı geçmiyor. Seni evde tutmayı inan bana çok isterdim. Ama senin için ne yazık ki iyi değil bu. Ne kadar boktan olsa da okula gideceksin ne yazık ki. Hikaye istiyor mu? İstemiyor mu? Bana cevap mı verdin? Artık ödev yapmayacağım. Bir anlamı yok. Hala bir şeyler öğrenmek zorundasın. Hayır. Bir şeyler öğrenirsem dayak yerim. Bir şeyler çizeceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Çiz lan. Ressam ol. Ama sonra Adolf Hitler gibi şey yapma. Bu konuda espri yaptığım için YouTube beni acaba şey yap... Yok lan ne yapacak anasını satayım. Okulun ne anlamı var ki? İstersen burada kalabilirsin. Hayır, gitmeliyim. En azından herkes yeni öğretmenden nefret ediyor. En azından bu konuda hemfikir gibisiniz. Dikkatli ol. Aslan, aslan kızım. Seni ne kadar... Seni doyurmayacağım bugün. Akşama iyice doyururuz. Sonra şey olur. Seni mutlu etmek için top oynayalım. He, mutlu oluyorsun, güzel. Güzel. Tamam, gitme zamanı. Üzülme lan bu kadar. Vallahi üzülme. İstersen ben evde eğitim veririm sana. Yeter ki iste yani. İlkokul eğitimi verebilecek düzeydeyim en azından. Suyumu içmem gerekiyor, kusura bakmayın. Nazar değdi galiba, ne oluyor? Ne oluyor lan? Ben geldim. Ha, o korkunç adam yine seni incitmedi değil mi? Kötü bir şey olduysa bana söyleyebilirsin. Biliyorum, sessiz kaldım ve o beni görmezden geldi. Güzel, bu okula inanamıyorum. Onun uzak dursan seni rahat bırakacaktır. Ya kızım, iyiliğin için diyorum ya. Kötülüğün için diyorum sanki. Aa, al yemek. Yatağımı istiyorum. Tamam. Vereceğim yatağını. Yat. Ona güzel bir hikaye okur musun? Okurum. Okurum. Şu oyuncakların bir anlamı var mı acaba? Bir achievement falan verirse çok sevinebilirim yani. Sadece bunun için. Merhaba. Uyandım. Günaydın. Mektup, evet mektup. Sana şöyle şunu giydirelim.
Yemeğini de yedirelim. Gitmeliyiz. Üstüne gelmelerine izin verme. İçinden geç onların. Yapabiliyorsan döv. Fazla mesai yapamam. Zor günlerdeyiz. Kızım için. Okulda neden herkes bana kötü davranıyor? Ya kızım yine kıyafetini yırtmışlar. Döveceğim hepsini. Hadi yatak. Yat. 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 Ama ilk önce seveceğim seni. Bıcı bıcı. İyi geceler. Tamam. Hikaye okumamı istemiyor musun? Ha, istemiyorsun. Peki olur. Yemek yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O zaman şunları... şunu bir. Bay Berk. Bay Berk neredesin Bay Berk? Bay Berk'e ihtiyacımız var. Bay Berk'e çok ihtiyacımız var. Uykulu musun? Ne oldu? Ye. Seni tok tutacağım her zaman. Ah aslında mesaiye kalsam iyi o peki. Çulsuz çulsuz takılıyorum gerçekten de. Karin'in eve... Okula gidiyorum. Ya ne demek eve dönmedi? Gidip bekleyecek miyim? Eve dönmesini mi bekleyeceğim? Şaka mı yapıyorsun? Nerede? Ne yapacağım ben? Bekleyecek halim yok herhalde. Değil mi? İnanamıyorum ya. Karin. Karin. Bir şey diyeceğim. Bu çocuk nerede? Benim çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Bak. Beni sinirlendirmeyin. Çocuğum nerede? Çocuğum. Çocuğum. Evladım. Evladım. Bana şu çocukları göster. Bana şu çocukları göster. Göster bana şu çocukları. Ben onları bir ağaca tersten asayım da. Bana isimlerini söyle. Bana isimlerini ver. Çocukların isimlerini ver bana. Martin ve Kel. Lan siktim şimdi. Beni karşılarında bulacaklar. Beni karşılarında onları oh. İyi bir dayağı hak ediyorlar ama muhtemelen yapamam. Nasıl yapamam? Ben yaparım ya. Ben yaparım. Ben yaparım ya. Nasıl yapamam? Yaparım. Yanında kalıp bana hikaye okur musun? Tabii ki okurum. Tabii ki okurum. İçlerinden geçeceğim onların. İçlerinden. Yaracağım geçeceğim. Tamam mı? Aileyi, yuvalarını yıkacağım. Evlerini yakacağım. Dün gerçekten çok korkutucuydum. Merak etme. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Bir daha olmayacak öyle bir şey. O çocukları yemin et. Şu an gidiyoruz onların evine. Gidemiyor muyuz? Gidiyoruz. Gideceğiz. Gitmemiz lazım. Sen benim çocuğuma. Benim çocuğuma.
Benim çocuğuma. Sen de evde kalmamı ister misin? Tamam, kalıyoruz. Merak etme kızım. Merak etme. Hiç merak etme sen kızım. Bugün Şeba Mersin'i bulacağımızı düşünmemiştim. Vallahi iyi yemek bulduk. Ben de açık konuşmak gerekirse düşünmemiştim. Akşam mı oluyor? Akşam oluyormuş. Peki. Geç oluyor. Geç oluyor. Evet. Bana yatmadan önce hikaye okusan sorun olur mu? Tabii ki. Tabii ki okurum. Sorun yok. Bu aralar sana biraz nazik davranmamız lazım. Zor bir şeyler atlattın. 1 Haziran. Beni o çocukların evine götürmen lazım şu an. Çocukları bir dayak manyağı. O çocukları bir... Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Bir şeyler çizelim. Seni çizer yapacağım. Hala okulunu çiziyor ya. Canım. Öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan kızım benim. İlk önce senin banyo yaptıralım, sonra yemek yiyeceğiz, tamam mı? Kusum benim ya. Aslan parçası. Aslan parçası. Hop. Rica ederim kuzum. Şunu dikelim. Sonra yemek yapalım. Okey, yatma zamanı. Şimdi yarın beni okula götürüyorsun. Ben o çocukların ağzını yüzünü kırıyorum. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Çok harika fikir. O çocukları ben bir yok ediyorum onları gibi hissediyorum da şu anda. Ben o çocukları bir aha. Vallahi Almanya'ya gönderelim ya. Bu çocuk burada akıl sağlığını kaybedecek. Ne olur. Ben de geleyim Almanya'ya seninle. Heinz Fleischer. Mektubun için teşekkürler. Ben Heinz, Karin'in babasıyım. Ailemin öldüğünü söylediğim için üzgünüm. Şimdi bir evde yaşıyorum ve aile fırınını işletiyorum. Almanya'dayım, evliyim ve iki oğlum var. Karin'in iyi olduğunu duyduğuma sevindim. Geliyorsun buraya çocuğu, kızına bakıyorsun. Hiç bak, iki çocuğun umurunda değil, o kızı da yanına alacaksın. Hiç umurunda değil. Kuzey Denizi'nde büyük bir filo manevrası. Bu ne zalimliktir ya? Yeni Amerikan yolcu. Tamam, önemli şeyler değil bunlar. Yemeğimiz var mı? Var. Afiyet olsun. Gitme vakti geldi mi? Dayan biraz, sonra güzel şeyler yaparız. Ya ben de gitmek istiyorum okula, ben gitmek istiyorum. Markete yeni bir şey mi gelmiş? Gelmemiş galiba. Kızım, tamam, zorbalık yapmamışsın. Belki biraz oynayabiliriz. Olur. Bir şeyler çizelim. Dışarı çıkalım, dışarı çıkalım. Belki bir şeyler buluruz dışarıda. Let's go. İşte bundan bahsediyorum bebeğim. Muhtemelen biraz fazla dışarıda kaldık. Çok iyi. Çok iyi, tamam. Yatak. Yatak. Çok iyi. İyi geceler. Bir bakalım ne oldu? Bugün babandan beri mektup aldım. Vay, gerçekten mi? Almanya'da fırıncı olarak çalışıyor. Üvey kardeşlerin var. Hayal etsene, kardeşlerin var. Evet. Ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Yakında öğrenebiliriz. Hani kardeşlerin var. Bana bir hikaye okur musun? Yatma saatin geçti. Güzel. Nice. Güzel. Hoş. Bu sırada şu günü de geçirelim. Videoyu bitiririz. bu sırada bir mantar yapalım. Seni yemek yedirelim. Gitmediğim sadece günü atlatmaya çalış, her şey iyi olacak. Ama ilk önce yemek yiyeceksin. Hayır, yemek. Yemeğini bitir. Tamam, aferin.
Çocuğumu ağaca bağlıyorlar ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Çıldıracağım. Anlat. Anlat öldü. Ağlama ben de ağlayacağım. Onların keşke uzaklara kaçabilsek. Onların hepsi birer sevdikçe niye şeyi iniyor bunun? Ben buradayım, güvendesin. Lütfen konuş benimle. Onlar öğretmen kızmıştı. Bunu başlatan oydu. Bağırmamalıydım. Ama o da yaptı. Beni oraya geri götürme. Kızım. Bana dediler ki benim soyum kötü. Değil. Değil mi? Hayır değilsin. Onlar. O yanlış ve kötü olan onlar. Tabii ki değil. Bana yatmadan önce hikaye okur musun? Karin. Senin için her şeyi yaparım. Onları yok etmemi iste, kainattan silerim. Yeter ki iste. Sevdikçe niye gitti benim okey? Dönme. Karen'in benim ilgime ihtiyacı var. Tabii ki. Seni oraya geri götürmeyeceğim. Aç değilim. Gidip dinlenmelisin. Babası, gel şunların soyunu yak. Yaşadığını ve iyi olduğunu duyduğuma çok sevindim. Yardımına ihtiyacımız var. Klaus Alman mirası nedeniyle ciddi zorluklar çekiyor. Bu durumdan kurtulmamıza yardım eder misin? Karını buradan uzaklaştırmalıyız. Evet. Lütfen. Lütfen. Yemek zamanı. Seni sevemiyor muyum hala? Sen sevebiliyorum. Lütfen sevebilirim. Yavru kuşum benim. Sana elimden gelse gerçekten kainattan silerim onları. Kuşum ya. Bir balık yakaladım. Evet, bir balık yakaladım gerçekten de. Hiç beklemiyordum bunu yapmayı. Soyu kurusun o. Hikaye okumamı ister misin? Lütfen hikaye okuyayım. Bitiremiyorum bu arada. Çok merak ediyorum ne olacağını. Ne olacağını deli gibi merak ediyorum şu an. Burada kalmak istiyorum. Kal!
kalk yatakta solup gidersen onlar kazanmış olur. Aslında bu doğru. Sorun değil, dinlenebilirsin. Kalk! Onların istediğini yaptırmayacağız ama Karin'in kalbini taşlaştırmamız da biraz kötü oldu galiba. Aslan kızım benim. İçlerinden geç onların. Tamam mı? Git onlara gününü göster. Ez, vur, kır, parçala. Niye zamanım var hala benim? Ha, yatakta solup oraya gitmeyeceksin. Tabii. Okula göndermedim tabii. Olur. Neden olmasın? Onları istediklerini almasına izin vermeyeceğiz. Sence annesi onu özleyecek mi? Geç oluyor yani, önce onu ortaya çıkar. Bence geri dönmelisin. Ya da çok eğlendik. Hadi. Sayılır. Kızım. 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 Tabii ki okurum. Tabii ki. Yeter ki iste. Lütfen iste. Yani. Ne olur iste. Aferin kızım. Lan bölümü bitiremiyorum. Galiba bir saat falan sürecek bölüm. Bugün gerçekten şey etmem gerekiyor. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Sen güçlüsün. Savaşmaya devam etmek zorundayız. Olanlar senin suçundaydı. Evde kalacağım. Bugün eğlenceli bir şeyler yapalım. Gerçekten mi? Evet, evde kalacağım. Bugün de evde kalacağım. Yemeğimiz de var zaten. Yapıştır gitsin. Evdeyim lan bugün. Ne isterse onu yapalım. Kızımdan önemli mi benim işim? Değil tabii ki. Dikebileceğim bir şeyler var mı? Yok. Her bugün seninle o zaman. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz harbiden? Ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. Top oynayalım. Gün boyunca top oynayacağız galiba. Gün boyunca top oynayacağız gerçekten galiba. Seni futbolcu yapacağım. Eve hoş geldin. Lan zaten evde olanlar için çok üzgünüm. Bay Solheim bit şeytan. Bir şeytan yazacak galiba. Tekrar arkadaş olabilir miyiz? Lütfen etrafta kimse yokken seninle oynayacağıma söz veriyorum. Not, umarım Bay Solheim ölür. Amin. Live. Tekrar evet. Bu bir tuzak mı? Denemeden bilemezsin. SS Bravo gövdesinde eski yerinizde görmeyen bir tordu. Tamam. Yemeğimiz var mı? Oyun oynayabilir miyiz? Oynarız. Bir şeyler çizelim. Seni ressam yapacağım ben. Lan troll mü bu? Troll evimize saldırıyor. Peki. Okey. Sanırım yarın Liv ile konuşacağım. Ben sevdiğim hikayeyi okur musun? Okurum. Okurum. Ne olursa olsun. Bu iblisin tohumlarını... Ben çok sinirli. Neyse. Artık yemeğimiz kalmadı biliyor musun? Bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Borç yazdıramıyor muyuz? Olmuyor mu? Neyse o zaman madem öyle... Bölümü burada şunu da okuyayım. Kral geliyor. Bir hayal et. Kral gelecek ay küçük şehrimizi ziyaret edecek. Herkesin tek konuştuğu bu. Onun büyük kahramanın olduğunu biliyorum. Ve bir Norveç vatandaşı olarak aynı zamanda kralın. Ama endişelenme de edemiyorum. Böyle güçlü milli duygulara sahip bir yere gitmek konusunda içimde kötü bir his var. Babanın hayatta olduğunu, büyük anne büyük babanın evinde yaşadığını ve aile fırını işletmek duyduğunu güzel anlıyorum. Okey. Bu bölümü burada bitiriyorum. Sinirden kuduruyorum. Gerçekten kuduruyorum. Yani böyle o
çocuk mocuk değil bunları çocuk mocuk demeden böyle gidip bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.